Murat Bey merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buket Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Büyük keyifti. Ben röportaja Buket Hanım'la başlayacağım. Müsaadenizle, yengeyle, eşinizle başlayacağım. Sizleri tanıyalım mı Buket Hanım? Bu sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Zaten ben çalışmak istiyordum. Eşim de dışarı göndermediği için. Evet. O yüzden böyle bir imkan geçti elimize. Değerlendirelim dedik. Evet. Ondan sonra buyur sana iş dedi. Buyur ben açtım dedi. Aynen. Verebilirsin de güzel. Çalışabilirsin dedi ondan evet. Sonra. Hem köy halkı için hem bayanların buraya daha rahat gelebilmesi için. Evet. Hem KB'nin olmadığı için. Evet. Hani bizim biraz avantajımız o yönden ne yani. Ne güzel, kadınlara da bir öncü olmuşsunuz bir girişimci olarak. Evet, yani aynen kadınların öyle. Kadınların da bir işi yapabileceğini göstermişsiniz aynen aslında. Öyle. Aynen evet, öyle. Tabii eşiniz Murat Bey bu konuda en büyük destekçiniz. Aynen öyle. Sözü kendisine verelim ve biraz da Murat Bey'i tanıyalım. Teşekkür ediyorum sizlere Buket Hanım. Sizleri tanıyalım Murat Bey, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ben Murat, 1984 doğumluyum. Daha önce çiftçilikle uğraşıyordum. Evet. Sonra bu fırsat geçti elimize, değerlendirelim dedik. Bu yıl başında devraldık burayı, yaklaşık 9 ay falan oldu. Evet. Milletimize, köyümüze faydalı olmak için, hizmet vermek için bu sektöre girmiş bulunuyoruz. Ne güzel, sır sırt omuz omuza vermişsiniz, mücadele ediyorsunuz burada. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi çok keyifli bir yer kurmuşsunuz, ben burayı tanımak istiyorum. Dağ Çiçeği Burnu'ndasınız. Evet. 2021 yılında kurdunuz evet. Sanırım burayı, devraldınız. Neler yapıyoruz burada? Biraz tanıyalım mı burayı? Gelen konuklar ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Yani en azından herkes gelip aradığını bulabiliyor. Hani evet. Bayanlar en azından sorduğu bir şeyi ben rahatlıkla cevap verebiliyorum. Evet. Hani en azından hani başka tarafa gidemiyor hani. Hani kadınların evet. Özelliği bu sonuçta yani. Ya çünkü daha öncesinde çok farklı yerlere gidiliyordu. Çünkü ürün bulunmadığı için evet. Civar yerlere gidiliyordu. Ama burada her şey var sanırım. Aynen öyle. Son bir teşekkür mesajınızı alalım mı? Buradan müşterilerinize, tüm Türkiye'ye aslında neler aktarmak istersiniz? Son sözler sizin. Buyurun Murat Bey. Buyurun. Yengeye bırakalım o zaman. Herkese teşekkür edelim. Herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Değil mi? Ya çünkü bugüne kadar bir noktaya gelmenizde bu köyün halkının çok evet. Büyük faktörü var. Evet. Herkesi de buraya davet edelim o zaman. Herkesi bekliyoruz. Değil mi? Hem ürünlerimize bakarlar, bu evet. Anlattıklarımızı yaşayarak görürler, bir çay kahve içerler. Aynen öyle. Tabii tanışmış olurlar en azından sizlerle. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Murat Bey ve Buket Hanım, inşallah başarılarınız her zaman daim olur. Amin inşallah. Çok sağ olun efendim. Siz de sağ olun. Hoşça kalın, büyük teşekkür keyifli. Teşekkür ederim. Sağ olun, başka programlarda görüşmek üzere.